Gençler merhaba. Bu dersimizde basit makinede eğik düzlem ve vira kısmına bakacağız. Eğik düzlemlere yoldan kayıp kuvvetten kazanç vardır. Günlük hatta kullandığımız merdivenler eğik düzleme bir örnek olarak verilebilir. Eğik düzlemin uzunluğuna L diyelim. Yüksekliğine H diyelim. Denklemimiz F çarpı L. P çarpı H olacak. burada şuna dikkat etmemiz lazım. F kuvveti şu L kısmı ile paralel oldu. P ağırlığı da şu H ile paralel oldu. Yani kuvvetle yol birbirine paralel olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şuraya dikkat. Çünkü burası bir iş prensibidir. İşte kuvvetle yol birbirine paralel olması gerekiyordu. Bir de dinamik prensibine göre yazılması var. Onu da izah etmiş olalım. Dinamik prensibinde e düzlemde şöyle yazıyorduk. Hatırlayalım arkadaşlar. P çarpı sin alfa şeklinde ifade ediyorduk cismin Ağırlığının hareket ettirici özelliğini. O zaman P çarpı sin alfa F'e eşit olur. Denge durumunda. Sin alfa nedir arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüsten P çarpı H bölü L eşittir F. İşleri dışarı çarpımı yaparsak burada da yine aynı denklem karşımıza çıkacak. P çarpı H F çarpı L şeklinde bir denklem karşımıza çıkar. Sonuç itibariyle Gerek iş prensibinden denkleme yazabiliriz. Gerek dinamik prensibinden denkleme yazabiliriz. Bizi aynı sonuca götürecektir. Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemde G yükü F kuvvetiyle sabit hızla hareket ettiriliyor. G cismi 20 Newton ise F kaçtır? Eğik düzlemin kuvvet kazancı kaçtır? Şeklinde bize iki soru yöneltilmiş. Ben B şıkkından başlayayım. Kuvvet kazancı soruluyor. Kuvvet kazancı gençler Kuvvet kolu bölü yük koluydu. Yani kuvvet yolu bölü yük yolundan direkt görebiliriz. Yani 12 metre var. 3 metre var. Ben cismi 3 metre yükseltmek için 12 metre yol kat etmem gerekiyor. Bakın yoldan 4 kat kaybediyorum. Demek ki kuvvetinde 4 kat kazanmam gerekir şeklinde bir mantık yürütebilirim. Ya da denklemden x bölü y idi. x'imiz 12 Y'miz de 3 12 bölü 3 buradan 4 çıkacaktır. Burada tekrar şu felsefenin altını çizmek istiyorum. 3 metrelik cismi yükseltmek için 12 metre yol gitmem gerekiyor. Yoldan kaybım var. Aynı oranda kuvvetten kazancım olması gerekir. Basit makinelerin temel bir prensibidir. A şıkkına gelelim. Demiş ki G cismi 20 Newton ise ağırlığımız 20 Newton. O zaman onu şu yükseklikle çarpacağız. İş prensibine göre. 20 çarpı 3 eşittir. F çarpı F'in paralelindeki yol ise şurası yani 12 metre. F çarpı 12 oldu. 60 eşittir 12 F'den F eşittir. 5 Newton çıkar. Kuvvet kazancı mantığına buradan da bakalım. 20 Newtonluk yükü 5 Newton ile taşıyorum. Yani 4 kat kazancım var. Kuvvet kazancı buradan da görülebilir. Ağırlığı ihmal edilen eşit bölmeli çubuk üzerindeki Y cismi sürtünmesiz eğik düzlemdeki X cismi ile dengede durmaktadır. Buna göre X cisminin ağırlığı kaç Y'dir diye sorulmuş. Eğik düzlemin yüksekliği H, uzunluğu 4H verilmiş. Çubuğun bölmeleri vesaire belli. Şuradaki ip gelmesine T diyelim arkadaşlar. İlk düzlemde t ve x'in bağıntısını bulayım. Sonra çubuk üzerinde t ve y'nin bağıntısını bulayım. Buradan x ve y arasındaki bağıntı çok rahat hesaplanabilir. x'in ağırlığına gx diyorum. gx çarpı ona paralel olan yükseklik yani h eşittir. t çarpı ona paralel olan yol şu 4h. 4h oldu. Y için işlem yapalım. Y'nin ağırlığı aşağı doğru, buna gY diyorum. gY çarpı desteğe göre tork yani 2. gY çarpı 2 eşittir. T çarpı şurası 1, 2, 3, 4, 5. Denklemlerimiz bu kadar. Gerisi artık matematiksel işleme düşmüş oldu. Şu haşla 4 haş gidiyor. gx bölü gY. Şu 2'yi bu tarafa atacak olursam işler dışarı çarpımından dolayı 2 çarpı 4 bölü 5 şeklinde bir sonuca ulaşırız. Yani 8 bölü 5'tir. Biz burada böyle bir soru çözümü yapmış olduk ama kazanımlarda bu şekilde iç içe kullanılmış basit makine düzeneklerinden uzak durulması isteniyor. Sınavlarda bu tarz hem kaldıraç hem eğik düzlem ya da işte vida artı çıkrık gibi birlikte sorulacak bir sistem Sorulmayacağına işarettir diyebiliriz. Vidayı tanımlamış olalım. Vida bir kuvvet uygulanarak döndürülüyor. Gerek tornavida kullanılabiliyor gerek anahtar kullanılabiliyor. Şöyle biz kuvvet uygulamış olalım. F kuvveti. İki diş arasındaki mesafeye vida adımı diyoruz. P direngen kuvvet demiş. Yani vidanın zemine saplanırken zeminin ya da vidanın göstermiş olduğu direnç kuvvetine diyoruz. H da vidanın ilerleme miktarı yani saplanma miktarı. Basit makine prensibinde F çarpı X, P çarpı Y vardır. Kuvvet çarpı kuvvet yolu, yük çarpı yük yolu prensibinden. Vida bir tur döndüğünde, şu yarı çap R olsun, kuvvet 2 pi R'ye kadar yol almıştır. Yani şuraya 2 pi R yazacağız arkadaşlar. Ve bir tur döndüğünde vida bir adım kadar ilerliyor. O zaman Y kısmına da A yazacağız. Formülümüz f çarpı 2 pi r eşittir p çarpı a şeklinde olacaktır. Vida bir tur döndürülürse bir vida adımı kadar yani a kadar ilerler prensibimiz var. Az önce bahsettik. N tur döndürülürse n çarpı a kadar ilerler. O zaman ilerleme miktarına h eşittir n çarpı a diyeceğiz. A'nın vida adımı olduğunu tekrar hatırlatayım. Ve h kadar ilerlediğinde belirtmiş olayım. Buradaki n de tur sayısı oldu. Sonuç itibariyle iki tane vida formülümüz oldu. Bir kuvvetle alakalı bir de ilerleme miktarı ile alakalı iki tane denklemimiz var. Ve ilerleme miktarının kuvvetle ya da direngen kuvvetle hiçbir alakası olmadığını görelim. Ya da kuvvetin tur sayısıyla bir ilgisi olmadığını görmüş olalım. Bu kısımlarda Genelde ÖSYM tarzı sorular çözeceğim. Mesela bu soru çıkmış bir sorunun benzeri arkadaşlar. Adımı A olan bir ağaç vidası B uzunluğundaki kolun ucuna şekildeki gibi sayfa düzlemine dik olarak uygulanan F kuvvetiyle ancak döndürülüyor. B bölü A 6 olduğuna göre vidanın kuvvet kazancı kaçtır? Kuvvet kazancı X bölü Y ya da P bölü F'ti. Ben burada P ve F cinsinden olaya gitmiş olayım. F çarpı 2 pi r eşittir P çarpı A denklemimiz vardı. Burada yarı çap şu B mesafesi olacak çünkü kuvvet şu eksende etkiliyor. Ve kuvvetin şu noktayla gösterilmesi de gençler içe dışa kavramı var. Bunları manyetizmada daha ayrıntılı göreceğiz. Yani burada noktayla gösterildiği şu anlama geliyor. Buradaki kuvvet anahtara sayfa düzleminden dışa doğru bir kuvvet etkettiriyor. Yani şöyle dışa doğru bir kuvvet Etki ediyor anlamına geliyor. Sorunun çözümünü doğrudan etkilemiyor. Onun için üzerine durmayacağım bunun. Sadece bu da nedir diye kafanız karışmasın. F çarpı 2 çarpı pi 3 alacağız. R kısmına B yazıyorum. P çarpı A. Burada B'ye 6. A'ya da 1 diyorum arkadaşlar. F çarpı 2 çarpı 3 çarpı 6 eşittir P olmuş oldu. Bu durumda P bölü F yani kuvvet kazancı. 36 çıkacaktır. Yine bir başka ÖSM tarzı soruda. Adımı A olan bir vida şekildeki gösterilen B uzunluğundaki kolun ucundan kola dik olarak uygulanan F kuvvetiyle döndürülebiliyor. Kol en kez döndürüldüğünde vidanın ucu haş kadar ilerlediğine göre haş uzunluğu niceliklerinden hangilerine bağlıdır. Gençler şu haş mesafesini hatırlayalım. N çarpı A'ya eşittir. Yani tur sayısına ve vida adımına bağlıydı. O zaman vida adımına bağlıdır, ene bağlıdır. B koluna bağlı mı? Bu B kol uzunluğu kuvvetimizin daha çok daha az etki etmesini sağlayacaktır. Yani vidanın ilerlemesiyle bir alakası yok. Yine F kuvvetinin de vidanın ilerleme miktarıyla ile bir ilgisi olmadığını hem formülden hem de mantık olarak görebiliriz. Daha büyük kuvvet uyguladığında kısa sürede aynı miktar ilerlemiş olur sadece. Bu da yok diyoruz. Yani A ve N olacaktır. O da C şıkkında verilmiş. Sürtülmesiz eğik düzlemlerde cisimler şekildeki gibi dengededir. Buna göre G1 bölü G2 oranı kaçtır? Eğik düzlemlerin yükseklikleri eşit verilmiş. Uzunlukları 3H ve 2H olarak belirlenmiş. Şu aradaki ipe T kadar gerildiğini farz ederek T yazıyorum. Eşit miktarda geriliyor. Şuradan denklem yazayım. T çarpı 3H eşittir. G çarpı yani G1 çarpı 1H. T çarpı 2H eşittir. G2 çarpı 1H. Taraf tarafa olanlama yaparsak olay çıkmıştır. H'lar gider. T'ler gider. G1 bölü G2 buradan 3 bölü 2 çıkar. Makara ağırlıklarının ve sürtünmenin önemsenmediği sistemde P1, P2 ağırlıkları dengeledir. Buna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır diye sorulmuş. İp gerilmesine T diyorum. İp gerilmesine T dedim. T dedim. Makara ağırlığı önemli olmadığı için şuradan hemen denklemi yazıyorum ben. Yukarı kuvvetler aşağı kuvvete eşit olacak. Yukarı 2T var. Aşağı ise P2 var. 2T P2'ye eşit oldu. Bir de şurada işleme bakalım. Burada ben dinamikten yazmış olayım arkadaşlar. Şurası P1 çarpı sin 37 olacak. Yani 0.6 P1 oldu. 0.6 P1 doğrudan T'ye eşit olacak ki dengede kalabilsin. Yani T eşittir 0.6 P1 yazdım. Şu T yerine şu değeri yazayım. 2 çarpı 0.6 P1 eşittir P2. Yani 1.2 P1 eşittir. P2 şeklinde sonuca ulaşabiliriz. Hem denge mantığını hem de eğik düzlem mantığını kullanmış olduk. Müzik